Arkadaşlar merhaba. Bugün çok enerjik bir açılış yapamayacağım çünkü bugün benim için çok derin anılar biriktirdiğim, çok mutsuz ayrıldığım bir yere geldik. Nereye geldik? Sakatlandığım sahaya geldik. Şimdi şöyle, aklıma çok konuşacak bir şey gelmiyor çünkü yaklaştıkça o an aklıma geliyor ve çok duygulanıyorum. Tam olarak bu kalede. Kariyerimin bittiği kale. Senle bir işim yok. Asıl beni bitiren olay burada. Tam olarak bu direk arkadaşlar. Bu direk. Hiç değişmemiş. Şimdi şöyle, zaten birçok kez nasıl sakatlandığımı daha önce konuşmuştuk. Hiç unutmuyorum, bir antrenman maçıydı. Penaltı noktasında penaltı atılır zaten. Çok üzgünüm şu an, ne dediğimi bilmiyorum. Duygulandım da. İşte abi çok üzüldüm, konuşamadım ya. Penaltı oldu işte. Kurtarayım dedim. Kurtardıktan sonra sussak ya bir videoda ya. Kurtardıktan sonra bu direğe tosladım. Omzum çıktı. Omuz kapsülüm yırtıldı. O yüzden futbol kariyerim genç yaşta bitti. Tekrar buralara gelmek, bu sahaya çıkmak, dostumla tekrar görüşmek, eski dostumla beni üzdü. Burada bir anıları tazeleyelim diyorum. Hep konuşmak olmasın. Üstümü değiştireyim. Biraz burada sizin kaleye geçeyim. Gidelim. Arkadaşlar, şimdi hazırlandım geldim. Biraz güneşin batmasını bekledik. Çünkü çok güneş var. Benim güneşe karşı biraz dayanıksızım. Yani öyle bir sorunum var. O yüzden güneşin batmasını bekledik. Şimdi evime geldim. Kendimi evimde gibi hissetmiyorum. Çünkü çok zaman oldu. Yani 2018'de falan sakatlandım ben. Çok değişmiş. Duyguların son adresi. Yani benim için bu şu an en zor çektiğim video. Çok bir enerjik olmamı, güldürmemi beklemeyin. Çünkü gerçekten şu an ne yaşadığımı ben de kestiremiyorum. Sadece çok duygulandım. Eski anılarım, eski takım arkadaşlarım, eski hocalarım, eski maçlarım aklıma geldi. Şu tribünün dolduğu zamanlar aklıma geldi. Gerçekten çok duygulandım. Ki şöyle de bir şey var. Benim bunu kalede anlatayım hatta. Kaleye doğru beraber gidelim. Benim kullanıcı adım bu sahada verildi. Yani Emir İvriv ismim bu sahada verildi. Şöyle. Benim Trabzonlu bir hocam vardı arkadaşlar. Ben maçlarda çok konuşuyorum deyip bana Rivriv etme derdi. Karadenizliler bilir. Rivriv etme. Boş konuşma anlamına geliyor. İşte bir gün maça çıkıyoruz burada. Benim sarı kart yememem ya da hiçbir kart yememem lazım. Çünkü çok kart diyorum artık. İşte ben yine maç başlığı çok konuşmaya başladım falan filan. Hoca en son şey geldi işte, küfür ederek şu slalom çubuklarıyla bana vura vura. Ben sana Rivriv etme demedim mi? Emir İvriv, Emir İvriv diye benim adımı Emir İvriv yaptı. Buradan kendisine çok selam olsun. Eğer izliyorsa hakkını helal et hocam, seni biraz çıldırttım. Ve geldik. Duyguların son raddesi. O meşhur direk, bu direk. Söylenecek çok şey vardı işte hocam. Yani baksana burada duruyor. Yıllar geçti, hala buradasın. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Ben bu videoya yalnız gelmedim. Bana duygusal anlamda destek olsunlar diye 2-3 arkadaşımı getirdim. Onlar bana hafif şut çekecek, hafif sohbet edeceğiz. Kısa bir video olacak. Sadece eskileri, anıları yad etmek istedim. Bir de şöyle bir söz vermek için geldim buraya. Buraya bugün YouTube'da 200 bin abonem varken geldim. Bundan sonraki gelişimde inşallah 1 milyon abonem olunca geleceğim. Yine burada eskileri yad edeceğim. Şimdi ben sizi arkadaşlarımın yanına götüreyim. Dediğim gibi videoya yalnız gelmedim. Bugün beni yalnız bırakmayan burada dostlarım var. Dostlar meclisim var. Adamsınız adam. Bugün bana duygusal olarak desteğe geldiler. Zaten siz bu arkadaşlarımı, abilerimi, kardeşlerimi bizim harika videomuzdan tanıyacaksınız. Evet. Biz artık bir ekibiz mi diyelim? De istediğini de ya. Ekibiz. Yani abimiz, videoya like gelirse ekibiz, gelmezse. Herkes kendi yolu. Ekibiz derken böyle buluşup sık sık video çekeceğiz. Mert abim, Mert Yüksektepe. YouTube'a çok güzel giriş yaptı. Çok kaliteli giriş yaptı. Devamı kesin gelir. Geldi. Geldi. Aynen öyle.
Samet kardeşimi tanıtmama gerek var mı? Yok. Benim kanalımda seni tanıtmama gerek var mı ya? Samet zaten siz berabersiniz. Biz biriz zaten. Evet. Samet'i bas geçelim. Benim canım ciğerim, ortağım. Bu işe beraber başladık. Arden. Arden. Arden'e bakınca kalkanda Arden kardeşim FIFA denilince akla gelen Türkiye'deki ilk isimlerden biri. Hatta belki de ilk ismi. Eyvallah. Harika içerikleri var gerçekten. Zaten onunla da birlikte bana FIFA kariyeri yapacağız. Bir tane sözüm var sana, yapacağız. Şimdi bu kalevizyon emekli oldum. O beni emekli yapmayacak. Aynen. Kariyerimi devam ettirecek. Sakatlanmasaydın. Ne olurdu ya. Getirecek. Şimdi şöyle çok ufak bir şut çekecekler. Ben tutmaya çalışacağım. Bakalım yine sakatlanacak mıyım? O günler aklına gelirse gerçek performansını göstereceğini düşünüyorum. Abi şimdi şöyle bir şey ya. Bir kere bir 20 kilo fazlam var. Sakatlandıktan sonra. Bir de sol omuzum hala sıkıntı biliyorsunuz. Bir de abi gerçekten bak videonun başından beri normalde ben çok akıcı konuşurum, eğlenceli konuşurum. Evet. Hani videonun başından beri böyle gözüm doluyor, aklım eskiye gidiyor, duraksıyorum. Çok şu an duygusal bir an benim için. Gerçekten hani güldük, eğlendik ama hani bunun kolpa da yapmıyorum şu an. Gerçekten evet. O 3 direğin arasına geçip şu soldaki direği görünce aklıma direkt o gün geliyor. Yani çok... Biz de alıştık. Oğlum ağlatacaksın. Abi yok valla çok şöyle vallahi geçeceğim de. Bana da geçti. Arden abi de çok üzüldü. Abi bak. Arden de bir çocuğu. Arden abi ben de üzüldüm. Ulan durun duygusal gireyim biraz. Abi Türkiye'de bir çocuğun, kime sor sen sor, top oynayan bir çocuğun en büyük hayali nedir? Futbolcu olup. Ailesini gururlandırmak. Aynen, annesine ev almak, ailesini gururlandırmak. Çok hayalim vardı yani 13-14 sene oynadım. Bütün kategorilerde oynadım. Böyle bitmemeliydi. Ama pişman değilim böyle bittiği için. Böyle bir kapı açıldı, sizinle tanıştım. Sosyal medyadaki kardeşlerimi tanıştım, harika insanlarla tanıştım. Çok güzel bir aileye girdim şirket olarak. Onlarla birlikte çalışma fırsatı buldum. Her zaman dolu tarafından bakmaya çalışıyorum. Sadece biraz üzgünüm ama geçer. Bir soru daha var, merak ediyorum. Hiç rüyanda o direği gördün mü? Gördüm abi. Gördüm. Gerçekten gördüm. Gördüm ya bu arada. Nasıl gördün direği? Abi sakatlandığım an... Nasıl? Ya videonun bütün duygusallığı gitti ya. Hayır, direkt... Abi direkt vardı. direkt vardı. Direktle sen... Ne yapıyordun sen? Bize detay ver abi. Rüyayı anlat bize. Evet, abi anladım. Çok net bir şey söyleyeyim. Şu yaşadığım o sakatlık anını rüyamda 500 kere falan tekrar etmişimdir. Tık 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 tık. Sadece o. Ha, sadece yani direkt değil, başka bir şey aklımıza gelmedi. Bir şey söyleyeyim. Artık şunu söyleyebilirim. O direkt bana girse bu kadar canım acımazdı abi. Keşke omuzuma bir şey olmasaydı, o direkt bana girseydi. O kadar derken... işten söyledi ki var ya götürsüz. Ulan bu dünya, bu video duygusal olacaktı. Bu çocuk buraya ağlıyor. Hayır, şaka benim. Ben ağlıyordum aslında. Bak vallahi makara yapmıyorum. Duygun, yani işin esprisi tamamen hani eğlenelim diye de araya katıyoruz böyle yorumlar da. Aynen. Harbiden o duygu bana geçti yalnız. Arden, sence de geçti mi geçmedi mi? Ben geçtim, ben de kötü. Sen ağlıyordun ya burada zaten. Abi rol böyle bir şeyin rolünü yapamazsın abi. Gerçekten. Harbiden geçti ya. Burada bir çalınmış yerler var, şimdi onun hesabını sormayın. Şimdi bir şey söyleyeceğim, son. Son. Bugün bir gün buraya geleceğim YouTube'a başladığında demiş miydin onu da sorayım. Dedim, o zaman. Yemin ederim dedim. Samet'e hatta ilk başladığımızda ne dedim biliyor musun abi? Bunu çektim zaten, Reels olarak paylaşacağım. Dedim ki ben 100 bin olacağım, o plakete geleceğim, bu direğe koyacağım. Videomu çekeceğim dedim. Helal olsun. Şimdiki hedefim ne? Şimdi ne dedim biliyor musun? Şimdi buraya 200 binken geldim. 1 milyonluk bir daha geleceğim bu direğe. 1 milyonda da yine bugün hatırlayacağız. Yine en son bu direği... Sökeceğiz Emir abinin evine. Emir abinin villasına dikeceğiz. Evet, hadi bakalım. Haydi ben hazırım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Mert abi, Arden, Samet bir şey söyleyeceğim. Harbi kaleye geçtim ya. Yemin ederim eski günler aklıma geldi. Bak şu an çok garip bir şey izleyeceksiniz. Harbi diyorum. Bir dakika. Ne oluyor? Gol mü atacağız? Atabiliyorsa atsın. Oğlum sen bu kalede bana gol atabiliyorsan at hadi. Atabiliyorsan at kardeşim, lafta değil, buyur. Adam. Kale arası kaleci orada, emekli kaleci. Bak makara değil ha bu video, ciddi bir video. Bizim videoda öyle herkes yeteneklerini gösterdi, bu videoda ayrı bir konsantrasyon bak, var. Bak bu video sanki. Benim, my time. Evet, başladı. İnadına direği vurdu, kardeşin ya. Adamsın adam, İnadına direği vurdu. Buraya gel. Yapma oğlum, yapma. Niye tutma? Tamam oğlum, tamam Samet. Oha güzel vurdu lan. Hocam şaşırtma yapıyor. Sana bir şey söyleyeyim, sen 3-4 videoya okeysin. Evet vallahi biraz çalışıyorum. Mert abi şaşırtma yapıyor. Böyle atıyor topu, evet, böyle. Evet. Penaltı zordur bu arada. Ben sana bir info daha vereyim. Gerçekten bunu söylememi geçmeyelim, bunu söyleyelim. Ben penaltıda sakatlandım. Penaltı kurtarırken sakatlandım. Penaltıyı çeken profil aklında mı? Abi. Hatırlamak istemiyorum. Hatırlamak istemiyorum ya. Ama nasıl bir insandı biliyor musun? Sana yemin ederim Samet'e benziyordu. Ya var ya. Bu kalem, bu kale beni tanır ha, beni bilir. Samet.
Yok yok, gol at. Tutacağım. Bırak direği, bırak, bırak direği, bırak. Hocam bu stat beni bilir, bilir, bilir. Senin performansınla ilgili de yoruma yazsınlar ya. Kardeşim benim ya. Bir şey, ben niye gol yemiyorum? Abi millet ya. Kurgu, millet kurgu yazacak. Vallahi kurgu ya. Yazacak. Ciddi bir tane yiyeceğim bu arada. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yeme. Bilerek yeme. Kurgu yazarlar ya. Yok ya, güven. Tamam, tamam. Tam bir iki tane çekelim bak işte ya. Arden vursun mesela. Arden'e kesin yazmazlar. Geç abi. Sola bak, sola bak, sola bak. Evet. Ayda. Ters ayakta kaldı. Bilerek mi yaptı şu an? Var ya, kafam o kadar yandı ki. Bilerek attın mı bunu? Evet, çok iyiydi. Güzel teknik ya. Bir şey diyeceğim hocam, abi. Sende yetenek bir şey var. Diyeceğim. Var ama sallamıyorum. Bak ne olduğunu söylüyorum size. Neden çıkmazlar seni? Dur dur. Mert abi ne olduğunu söylüyorum. Adam buraya baka baka, tamam mı? Şöyle garip seni bir vuruş dağıttı, yaptı. Değil mi? Dağıldı, seni darladı beni, darladı. Bakışlarımla dağıldı. FIFA ya, taktiği mi bu? FIFA taktiği. Tutar. Herkes de göremezsin ya. Her yerde yok. Mikrofonum çıktı. Topla çıktı, mikrofonum da çıktı. Prime ya. Cidden helal olsun. Babacım ben dondum izliyorum ha. Şaka yapmıyorum bu arada. Abi bu kalede ne dedim ama, kendimi eşsiz gibi hissediyorum dedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kapanışı senle yapayım mı? Yapalım. Hazırım. Konsantre ol. Hazırım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Harbi çok iyiydi. Bak bak, harekete bak. Çok iyi. Evet, emekli kaleci. Kurtardın abi, tebrik ediyorum. Benim için keyif dolu, duygu dolu, dolu dolu, garip bir video oldu. Sen hala direğe mi tutuldun? Direğe fena tuttuk o, ya. Bak bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim olsa. Bu direk olmasaydı biz seninle tanışamazdık. Aa. O kadar da sevme de. Bu videoda amacım kesinlikle eğlenmek ya da insanlara farklı bir şey sunmak değil. Tamamen eskileri iade etmekti. Birazcık da kendi özüme dönmekti. Ki gördünüz, bir 20 kilo fazlam var, ağırım biliyorum. Ama düzelecek. YouTube'a devamlı içerik üreteceğim. Kalecilik antrenmanları da yapacağım. Eskiye döneceğim. Omuzum biraz beni zorluyor sadece. Bu videoda benim bu zor günlerimde olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Eyvallah. Arden abi ayağına sağlık. Mert abi ayağına ne sağlık. Demek. Samet abim ayağına ne sağlık. Demek. Vallahi çok fazla yorum. Son sözü direğe verelim. Ya, son sözü direğe verelim de. Bir şey söyleyecektim direkle ilgili, unuttum ya. Direkt söyle sağlık abi. Olsa, direkt, direkt söyleyeceğim olayı. Direkt ama hemen. Unuttum ya. Vallahi direkten unuttum şu an ya. Şarkı çalıyor. Son pişmanlık ne yarar? Hedeflemişsin ve hedeflediğin yerdesin. İsteyen, yani bizi izleyen kardeşlerimiz varsa da istedikten sonra başaramayacakları aynen hiçbir öyle şey aynen olmadığını öyle istiyorsan, hani sen ne düşünüyorsun bununla ilgili bir şey söyle. Yani. Ya şöyle çünkü bakın, senin söylediklerin onlara moral son o zaman bir moral motivasyonla bitiriyorum. Şöyle bir şey anlatayım o zaman. Ben sakatlandıktan bir yıl sonra her şeyi bırak. Bir yıl boyunca hiçbir şey yapmadım. Evden çıkmadım, hiç kimseyle görüşmedim. Çok kilo aldım. Derslerime odaklanmadım çünkü benim için hayat bitmişti. Bitti dedim yani, hayat bitti benim için dedim. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Allah size bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı mutlaka açıyor. Bana böyle bir kapı açtı. Bu direkt beni belki de futbol kariyerimi bitirdi. Ama bana dediğim gibi harika insanlarla tanışma fırsatı verdi. Bana bu mesleği verdi. YouTube'da sizin gibi güzel abonelerle böyle bir arada olmak, video çekmek, size bir şey sunma fırsatını verdi. O yüzden hem çok kızıyorum hem çok teşekkür ediyorum. Ben şu an Emir Evliysem, burada bu güzel insanlarla video çekebiliyorsam, size bir şey sunabiliyorsam yine dostum direkt sayesinde. Keşke el olsa da el sıkışsak. Keşke. Yani Mert abin de dediği gibi bir hayaliniz varsa sonuna kadar peşinden gidin, bırakmayın. Belki futbolcu olamadım ama şuna inanıyorum ki umarım hepimiz, hakkımızda hayırlısı olsun, hepimiz çok iyi içerik üreticileri olacağız. Size bir şeyler sunmaya devam edeceğiz. 100 bin oldum, sözümü tuttum. 200 bin oldum hatta. Sözümü tuttum, geldim. Yine bir söz verdim. 1 milyonda yine buradayım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Emekli kalecinizden sevgilerle. Abi çıkışta ne yapsak? Bir yemek yemeye mi gitsek ya?